Merhaba, ben Profesör Myton English, Animasyon İngilizce Eğitim Setinin giriş bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde karakterlerimiz arasında geçen diyaloglarda birkaç fiil ve kelime ile bazı soru ve kalıp cümlelerini öğreneceksiniz. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Come in, please. Hello. Wendy. What a surprise. How are you, my dear? I'm great, and you? I'm very well, thank you. Have a seat, sweetie. Şimdi arada geçen konuşmayı bir kez daha dinleyeceksiniz. Come in, please. Hello. Wendy. What a surprise. How are you, my dear? I'm great, and you? I'm very well, thank you. Have a seat, sweetie. Kendisi avukat olan ana karakterlerimizden Lucy ofisinde çalışırken birden kapı çaldı. Lucy, içeri gelin lütfen, diye seslendi. Come in, please. Come in, please. Gelen ise uzun süredir görmediği yakın arkadaşı Wendy'ydi. Wendy, konuşmaya merhaba diyerek başladı. Hello. Hello. Şaşıran Lucy ise, Wendy, bu ne sürpriz diye karşılık verdi. Wendy. What a surprise. Wendy. What a surprise. Şimdi kahramanımız, hal, hatır, sormak için arkadaşına, nasılsın canım, diye sorar. Dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. How are you, my dear? How are you, my dear? Herhangi bir statü, durum, konum ve zaman ifade ettiğimiz cümlelerde öznenin yapısına ve zaman yapısına göre to be, yardımcı fiillerini kullanırız. Şimdi devam edelim. Ben harikayım, peki ya sen? I'm great, and you? I'm great, and you? Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. Şimdi Lucy, arkadaşını oturmaya davet ediyor. Otursana tatlım. Have a seat, sweetie. Have a seat, sweetie. Şimdi oturmak kelimesinin başka bir telaffuzunu dinleyeceksiniz. Sit down. Sit down. Şimdi arada geçen konuşmayı izleyelim. Lucy, baby. I missed you so much. I missed you too. What do you want to drink, honey? Can I get some coffee? A cup of coffee. And a green tea. To my office, please. Coming right up. Şimdi arada geçen konuşmayı bir kez daha dinleyeceksiniz. Lucy, baby. I missed you so much. I missed you too. What do you want to drink, honey? Can I get some coffee? A cup of coffee.
and a green tea. To my office, please. Coming right up. Şimdi özlemek fiilinin İngilizcedeki karşılığını dinleyelim. Miss. Miss. Arkadaşı Wendy, Lucy'yi çok özlediğini söyler. Lucy, baby. I missed you so much. Lucy, baby. I missed you so much. Lucy, ben de seni çok özledim diye karşılık verir. Dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. I missed you too. I missed you too. Cümlenin sonundaki to kelimesi cümleye bende anlamı katar. Şimdi istemek fiilinin İngilizcedeki karşılığını dinleyeceksiniz. Want. Want. Şimdi içmek fiilinin İngilizcedeki karşılığını dinleyeceksiniz. Drink. Drink. Şimdi Lucy arkadaşına ne içmek istediğini sorar. What do you want to drink, honey? What do you want to drink, honey? Can, yardımcı fiilini yetenek, kabiliyet ve aynı zamanda istek yapacağımız durumlarda kullanırız. Biraz kahve alabilir miyim cümlesi İngilizce'de nasıl söylenir? Dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. Can I get some coffee? Can I get some coffee? Some kelimesi biraz anlamına gelir, sayılabilen ve sayılamayan isimlerde kullanırız. Bir fincan kahve nasıl söylenir? Şimdi dinleyelim. A cup of coffee. A cup of coffee. Lucy, ofisime bir fincan kahve ve yeşil çay lütfen diye istek yapar. Şimdi dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. A cup of coffee. And a green tea. To my office, please. A cup of coffee. And a green tea. To my office, please. Kantin görevlisi, hemen getiriyorum, diye cevap verir. Bu kalıbı dikkatlice dinleyelim, ardından tekrar edelim. Coming right up. Coming right up. Bu bölümün %80'ine cevap verebiliyorsanız bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Eğer veremiyorsanız bu bölümü tekrar izleyiniz. Hoşça kalın.